Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önceki aldığım satan kaynağını buldum. Kusura bakmayın gözümden kaçmış. Şurada eklememiz gereken arkadaşlar şeyler, referanslar bunlar. Yani bunlara fazla eklemeyin, çakışmayın şu kendi arasında çünkü. Anladım. Sıkıntı olmadan düşünerek lazım olmayan şeyleri eklemiştim referansları. Neyse. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bir de şu devam etme komutunu işlemleri başlamadan önce, herhangi bir işlem yapmadan önce koymamız gerekiyor arkadaşlar. O da ikinci önemli şey. Şimdi kaydettik arkadaşlar. Tasarım moduna çıktık. Kodu çalıştır dedik. Kodumuz çalışıyor. AutoCAD'e yazdırma işlemi yaptık. Propensity'den koordinatlarına bakalım. İstediğimiz koordinatlar X'i ve Y'si ve Z'si koordinatlar burada çıktı. Şimdi arkadaşlar mesela bu da yazdırmak yetmiyor tabii ki. Bunun yerine farklı özellikler ekleyelim. Mesela ne diyelim? Mesela ne eklemişim daha önce ben? Mesela bir renk ekleyelim mesela arkadaşlar. Yazımızın rengini eklerken şu objenin artık değişkenini yapabiliriz. Tıkladık. Nokta. Yine arkadaşlar bakın. J. Nokta. Kalır. Eşittir. Arkadaşlar EC ile başlamamız lazım. AC ile başlamamız lazım. Renklerin ilk harfleri büyük harflerle yazmamız lazım İngilizce olarak. Mesela kırmızı yazmak isterseniz bu şekilde. Hani yeşil yazmak isterseniz örneğin bu şekilde arkadaşlar. Ama başına şu EC, AC'yi koymanız lazım. Ve rengin harfini büyük girmeniz lazım arkadaşlar. Kaydettik arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım kodumuzu. Rengimiz yeşil yazıldı arkadaşlar. Şimdi size renk yazmak da yetmez. Siz istersiniz ki ya biz bir de bunu şey yapalım. Açılı nasıl yazdırabiliriz mesela arkadaşlar? Açılı. Mesela rengi atıyorum 47 derece açılı yazdırmak istiyorum. Böyle bir şey yazdınız arkadaşlar. Mesela AutoCAD gelelim. Tamam, açalım AutoCAD açılsın arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Özellikle bakalım. Değişkenlerine. Bakın arkadaşlar inceleyelim. Rengi yeşil. Bunu biz yaptık. Layer otomatik. Herhangi bir layer alırsanız otomatik atar. Line tipleri bunlar otomatik atanmış. Geldik arkadaşlar. Contest. İşte içindeki değişken Mehmet yazıyor içerisinde. Burayı değiştirseniz burada değişir arkadaşlar. Stil. Boyu. Mesela 20 yapmıştık arkadaşlar. Biz. Rotation. Yani şu değişkeni ben Excel'den gönderirken Scroll'dan değil de hani istediğim maçı göndereceğim arkadaşlar. Şimdi diyorum ki kapatayım artık. CTRL-C CTRL-V Oktu Rotation Rotation. Arkadaşlar biraz İngilizce özür dileyim, kusura bakmayın. Şimdi yanlış yazıp hata almayalım. Rotation mesela 53 derece yazdırıyoruz arkadaşlar. Kaydettim kodumu. Şimdi ismini değiştireyim ya. Format tu. Hoşuma gitmedi. Çalıştır. Gördün mü arkadaşlar? Açalım. Propage. Rotation. 157 dereceli. Arkadaşlar arada farkı hissetmişsiniz, görmüşsünüzdür.
Bak ben buradan kaç derece? 53 derece döndürdüm. Oradan kaç derece şey yapıyor? 157 derece yapıyor. Şimdi diyelim mesela biz buradan ne diyelim? 90 derece diyelim. Arkadaş tam dik yazmıyor. 110 derece yazıyor. İşte arada biraz bazı unutuk oluyor arkadaşlar. Onu artık siz kendiniz araştırıp bulursunuz. Sıfır yazalım. Sıfır dersek 0 derece yazıyor arkadaşlar. Doksan tekrar diyeyim ya. Neden böyle yaptım? Arkadaşlar bu biraz şeyle alakalı. Şu tanjant dönüşümleri falan var ya böyle. Yani tanjantını falan alıyor zannediyorum. Bir yazsak kaç yapacağım acaba? Görün arkadaşlar. Bir yazdığımızda arkadaşlar bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi mesela 3.14 yazarsak, evet, 3.14 pi sayısını diyorum, 15 bölü 2 diyeyim arkadaşlar. Nokta koy, tamam nokta koyalım. Şimdi normal 3.14 pi'ye denk geliyor, yani 180 derece. Bunu 2'ye böldüğümüzde 90 derece yapıyor arkadaşlar. Bunu orantılamış zannediyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar tam 90 derece verdi bize. Neredeyse 90 derece verdi. Siz arkadaşlar aradaki kendi açı dönüşümlerinizi buna göre yaparsınız artık. Yani 3.11 mesela diyelim ki ben 53 derecelik bir açı çizdireceğim arkadaşlar. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şu dakikada bakalım ben. 53 derece açı çizdirmek istersem hani 180 3.14 ise 53 nedir? O da işte 183.14 ise 53'ü 53 derece nedir? O da 3.15 çarpı 53 çarpı 53 bölü 180. Şunu yazdığımızda yaklaşık arkadaşlar şey yazacaktır. 53 derece falan yazacaktır. Çalıştıralım. Anladın mı arkadaşlar? Biraz saçma ama dün de ben biraz kurcalamıştım. Belki aradaki parametreleri ben de değiştirmiş olabilirim. Siz artık onu dener bulursunuz arada. Şimdi arkadaşlar açıyı da yazdırdık. Daha sonra yani AutoCAD'le aşina arkadaşlar bilirler. AutoCAD'de çizim yaparken genelde böyle bir layer kullanır. Bir layer kullanırız arkadaşlar. Böyle kuru kuru sıfırda çizim yapılmaz. Layer kullanmak için de ya da önce arkadaşlar şey göstereyim öncelikle. Şu verileri Excel'den nasıl alacağız mesela? Diyelim biz elimizde geri kalma. Ha, nokta koordinatları nasıl gireceğiz? Mesela ben şuraya yazayım. Pardon. Pardon. Yazayım mesela. Mehmet olsun. Koordinatları da işte 300'e 700'e olsun koordinatları. Mehmet yazsın. Oraya da. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldim tasarıma. Geldim. Şimdi arkadaşlar şura hani yüksekliği de buradan alalım. Şunu şöyle kenar alayım. Yüksekliği de 17 olsun yazın yüksekliği. Yazın. Yüksekliği. X koordinatı, Y koordinatı. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi geldim. AutoCAD'e. Bakın arkadaşlar.